Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kediyi miyavlatma projesini gerçekleştireceğim. Aslında bu proje Inventor sitesine girdiğimiz zaman hazır projeler içerisinde yer almaktadır. Girdiğimiz zaman şu kısma tıkladığınız zaman şu şekilde aynı şekilde ekran tekrar karşımıza gelmekte. O yüzden bu bölümden açabilirsiniz. Bu bölüm açtıktan sonra aşağıya doğru iniyorsunuz. Bakın burada farklı projeler yer almakta. Bizim yapacağımız proje şurada bakın. Merhaba şeklinde ne yapacağız? Kediyi ...miyavlatacağız. Bu şekilde bir proje yapacağız. Veya kediyi miyavlatacağız da diyebiliriz aslında. Bu projeyi gerçekleştireceğiz. Buraya tıkladığımız zaman... ...hemen projenin sayfası karşımıza gelmekte. Tabii ki buradakilerin hepsi İngilizce. Ama siz görsellerden ne yapacağınızı... ...zaten anlayabilirsiniz. Bizim amacımız da... ...bu yapılan çalışmaların... ...Türkçe versiyonlarını çıkartmak. O yüzden de... ...bu projeleri de şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım. Böylelikle sizler de İngilizceniz yoksa eğer rahat bir şekilde anlayacaksınız ve projeleri gerçekleştireceksiniz. İnternette zaten çoğu kişi veya kitap yazanlar buradaki projeleri alıp ne yapıyorlar? Türkçe'ye çeviriyorlar ve o şekilde satışlarını yapıyorlar. Bizim amacımız zaten Türkçe kaynak oluşturmak olduğu için de bu projeleri ne yapacağız? Türkçe şeklinde size anlatmaya çalışacağız. Sizler de bu adrese girerseniz anlattığım şekilde kedi resmini ve kedinin sesini indirebilirsiniz. Zaten sağ tıkladığınız zaman bağlantıyı farklı kaydet bölümünden ikisini de indirebilirsiniz. veyahutta da kediye tıkladığınız zaman zaten karşınıza gelecektir. Bu şekilde. Evet hemen projemize geçelim ve yapmaya başlayalım. Sahnemize öncelikle label ekliyoruz ve daha sonra da buton ekliyoruz. butonu kedi resmi koyacağım içine arka plana. Bu sayede butona tıkladığımız zaman aslında kediye tıklamış gibi olacağız. Daha sonra da kedimizin sesi çıkacak. Daha sonra da medya bölümüne giriyorum. Biliyorsunuz buradan ne demiştim? Resim ve sesi indirin demiştim. Onları indirmiştim ben. Daha sonra da bu bölümden tıklayıp dosya seç deyip buraya yükleyeceğim. Evet, kediyi seçiyorum. Daha sonra aç diyorum. Tamam'a tıklıyorum. Aynı şekilde diğerini de yükleyeceğim. Hepsini aynı anda yükleyemiyoruz. Kedi sesini açtık. Ve yükledik. Daha sonra buton kısmına geliyorum. Ve orada butonumuzun resim bölümünden... Kediyi ne yapacağım? Seçeceğim ve daha sonra tamam'a tıklayacağım. İsterseniz buradan yine ekranın tamamını kaplamasını da isteyebilirsiniz. Şu şekilde. Böylelikle yan kısmında tamamını kaplayacaktır. Buradan yazı kısmına gelelim ve silelim. Kedimizin üstünde yazı vardı. O da kaybolsun. Şu an kedimiz sanki butonmuş gibi görev alacak. Daha sonra da medya bölümüne girelim. Oradan ses bölümünü, ses bileşenini seçelim ve bu sayede de yüklemiş olduğumuz kedi sesinin çıkmasını sağlayacağız. Evet burada bu label ve butona isim vermiyorum. Zaten göründüğü için hiç gerek yok. Şimdi label'ımıza gelelim. Orada label'ımızı özelliklerinden tam ekran yapalım ve yazısını değiştirelim. Ee, ne yapmamız gerektiğini yazalım. Ben oraya kediye dokunun şeklinde ifade yazacağım. Ve hatta bunu isterseniz ortalayabilirsiniz. Şuradan Yazının özellikleri kısmına geliyoruz. İsterseniz rengini de değiştirebilirsiniz, kalınlığını. Bu background yazı rengi bakın burada. Yazının rengini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz. Zaten kullandıkça bunları anlayacaksınız. O yüzden de bazı projelerde bunların ne işe yaradığını görmek istiyorsanız işaretlemeniz iyi olur. E şimdi kod bölümüne geçelim ve kedimizin ses çıkarmasını sağlayalım. Butona tıkladığımız zaman kedimiz ses çıkaracağı için o yüzden butona tıklama kodunu alalım. Evet şimdi ses bileşenimize giriyoruz. Ve kedimizin ses yolu neresi onu göstermemiz lazım. Programa tanıtmamız lazım. O yüzden de text kısmına girelim. Burada arama kodunu giriyoruz. Ve daha sonra diyoruz ki bakın buradaki sesi neydi bakın. Şu şekildeki aynı adı yazmam lazım. Bakın şuradaki .mp3 ile beraber Şuraya mp3. Aynısını yazmam lazım ki sesin yolunu belirtelim ve böylelikle ses bileşenimiz sesi rahat bir şekilde çalabilsin. Daha sonra da play kısmına geliyorum. Oynat kısmına geliyorum. Artık kediye tıkladığım zaman şu yol üzerindeki sesi buluyorsun. Play yani sesi oynatıyorsun. Buradan bağlantı kısmına girip e, emulatör kısmını açtım ben. Sizler de veya cep telefonunuza bağlantı yapabilirsiniz. Kediye açtım. Şimdi kediye dokunacağım. Bakın her tıkladığım zaman da hemen ses gelmiyor. Bir kere ses geliyor. Onun süresini de ayarlamıştık. Hatta ayarlar kısmından değiştirebilirsiniz şuradan. Biz ayar çekmemiştik. Bakın şurada 500. E, burası 1000 yazdığımız zaman 1 saniyede bir e, ses bölümü çıkacak şeklinde. Orayı değiştirebilirsiniz. E, artırmanız iyi olmayacaktır. Biraz daha azaltabilirsiniz. Veya size uygun şekilde yapabilirsiniz. Evet kediye dokun dedik. Şimdi isterseniz e, buradan titreşim de yaptırabilirsiniz. Bakın şu kısma geliyorum. Mesela yarım saniye aynı zamanda titreşsin. Matematik bloklarına girelim. Şuradan 500 milisaniye yarım saniye titreşsin. Titreme kodudur bu da. Evet şu an tabii ki emülatörle yaptığımız için titreşim sesi falan gelmiyor. Onunla, onunla alakalı bir şey yok. Bu özelliği cep telefonu kullandığınız zaman zaten göreceksiniz. Hatta bu özelliği farklı çalışmalarda da kullanabilirsiniz. İsterseniz telefonu salladığınız zaman da yine aynı şekilde ses çıkartmasını da sağlayabilirsiniz. Bunun için de bileşenlerden sensörler kısmına girelim. Daha sonra ivme ölçer sensörümüzü alıp içine atalım. Yine bu arka planda çalışacak. Bloklar kısmına gelelim. Daha sonra da ivme ölçer bloğumuza gelelim. Buradan sallanma bloğumuzu alalım. Sallandığı zaman ne olduğunu koda yazmamız lazım. ve Sallandı, sallandığı zaman ses çıksın, değil mi? Aynı kodu Yine şu şekilde alalım. Kopyasını çıkartalım ve yerleştirelim. Aynı olay burada da gerçekleştirilecektir. Tabii ki şu an emülatörle bağlandığım için sizler bunu göremeyeceksiniz ama isterseniz kendiniz cep telefonunuza yüklerseniz de bunun çalıştığını zaten göreceksiniz. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.